Herkese selamlar. Bu videoda sizlerle beraber daha öncesinde kutu açılışını ve ön incelemesini yaptığım HW9 Ultra 2 modelinin detaylı incelemesini yapıyorum. Bu video içerisinde saatin mobil uygulama bağlantısını, bildirim testlerini ve içerisindeki uygulamaları bulabilirsiniz. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek de bana destek olabilirsiniz. Kanalımda bunun gibi birçok farklı modelin incelemesi bulunuyor. Ayrıca birçok modeli de daha önce Türkiye'de görmediğinize de eminim. O yüzden kanalıma göz atmayı da unutmayın. Şimdi gelin daha fazla uzatmadan saatin mobil uygulama bağlantısıyla başlayalım. HW9 Ultra 2 modeli mobil uygulama olarak WearFit Pro'yu kullanıyor. Uygulamaya giriş yapmadan önce kesinlikle saatimi telefonumun Bluetooth ayarları üzerinden bağlamıyorum. Saatlerin ilk bağlantısı her zaman mobil uygulama üzerinden yapılır. WearFit Pro'da ekipman kısmına giriş yapıyorum, cihaz ekle diyorum. Tarama menüsünde ise HW9 Ultra 2'yi gördüm. Yanındaki bağlan butonuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bağlantı işlemi sırasında benden bir eşleşme isteği istiyor. Bunu onay verdikten sonra ise burada çıkacak olan bildirim izinlerine de izin vermem gerekiyor ki telefonuma düşen bildirimleri saatimde de rahatlıkla görebileyim. İzin ver dedikten sonra ise Wear Fit Pro tarafında saatin çeşitli özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Wear Fit Pro uygulaması VIP özelliğe sahip olduğu için kadranların altında çeşitli ücretlerle karşılaşıyorsunuz. Ancak aralarında ücretsiz kadranlar da bulunuyor. Ayrıca özelleştirme kısmına girerek albüm araması kısmından galerinizdeki bir fotoğrafı buradan ekleyip direkt olarak saate kadran oluşturabiliyorsunuz. Ekledikten sonra böyle düzenlemeleri yapıp kurulum dediğinizde direkt olarak saate galeriden bir fotoğraf eklemiş oluyorsunuz kadran olarak. Geri geldiğiniz zaman yine burada görmüş olduğunuz gibi uygulama pazarı bulunuyor. Bunlar saat için yan uygulamalar oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Ben ve TA uygulaması iki WearFit Pro kullanıcısının birbirlerine konum gönderebilmesi ya da sağlık verilerini gönderilebilmesi için kullanılıyor. Ancak iki WearFit Pro kullanıcısının da farklı hesaba sahip olması gerektiğinden dolayı kafa karışıklığı olmasın diye videolarımda göstermiyorum. Kan şekeri ve solunumuzu gibi sağlık uygulamaları var. Bu tarz saatlerde sağlık uygulamalarını da kullanmıyorum. Chat GPT ve kısa video denetleyici uygulaması da yine yan uygulamalar oluyor. Bildirim kısmından yine burada bildirimlerin açık olduğunu görebilirsiniz. Sık görüşülenler kısmından artı simgesine basarak rehberinizden kişiler seçip buradan da direkt olarak senkronize işlemi yapabilirsiniz. Bu model için 8 kişiye kadar rehber eşitleme sınırı bulunuyor. Geri kalan tüm özellikleri yine her We're fit Pro saatinde olduğu gibi cüzdan kısmına giriş yaptığınızda ülkemizde desteklenmeyen ödeme yöntemleriyle karşılaşıyorsunuz. Kart vizit kısmından yine sosyal medya hesaplarınızın QR kodlarını bağlayabilirsiniz çeşitli sağlık hatırlatmaları bulunuyor. Burada hatırlatma istiyorsanız açabilirsiniz. Hava durumu bildirimi kısmından hava durumu bildirimini açarsanız direkt olarak saatiniz Wear Fit Pro'ya bağlandığında saatiniz üzerinden hava durumunu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca yine bir fotoğraf çekin uygulamasına giriş yaptığınızda saatinizi bu şekilde deklanşör olarak kullanabilirsiniz. Diğer ayarlar kısmına giriş yaptığınız zaman saatlik nokta ölçümü kısmını açtığınız zaman otomatik olarak nabız ölçümlerini ve tansiyon ölçümlerini açmış oluyorsunuz. Batarya tüketimini etkileyeceğinden dolayı buradaki ayarları kullanmayın derim sizlere. Saate ait yazılım güncellemelerini buradan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca buradan saati fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Burada saatin bilgileri yer alıyor. Burada da cihazı direkt olarak uygulamadan kaldırabiliyorsunuz. Ana sayfa kısmına giriş yaptığınızda ise ölçülen sağlık verilerinin analizlerini kontrol edebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi bu tarz saatlerde buradaki değerlere ben çok aldırış etmiyorum. Sağlık uygulamalarını kullanmıyorum. Egzersiz kısmından ise direkt olarak bir egzersiz başlatarak antrenman yapabilirsiniz. Bazıları VIP özelliğe dahil olsa da yine ücretsiz egzersizlerde yer alıyor. Microlife kısmı WearFit Pro içerisinde kullanılan tarayıcı gibi bir şey. Burada da yine oyun haberlerini veya çeşitli finans haberlerini kontrol edebiliyorsunuz. Ben kısmına giriş yaptığınızda ise Weirfit Pro hesabınızın direkt olarak ayarlarını buradan yönetebilirsiniz. Ben ve TA uygulamasında görmüş olduğunuz gibi kendi hesabınızın yanında davet et butonu bulunuyor. Bastığınız zaman karşı tarafınızdaki Weirfit Pro hesabı kullanan arkadaşınıza eklerseniz konum takibi ve sağlık uygulamalarının takibini direkt olarak yapabiliyorsunuz. Biraz karmaşık bir durum olduğu için Kullanışlı bir özellik olmadığı için de videolarımda göstermiyorum sizler için. Saatim watch call bağlantısı için telefonumdan bluetooth ayarlarına giriş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada watch call bağlantısı otomatik olarak yapılmış. Denetim merkezinin birinci sırasında yer alan Bluetooth ve noto simgesini aktif ettiğinizde Watch Call bağlantısı otomatik olarak devreye girecektir. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte birkaç bildirim testi yapalım. HW9 Ultra 2 modelini telefonuma Wear Fit Pro üzerinden bağladım. WhatsApp'tan gelecek olan bir bildirimi test edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi WhatsApp'tan bir bildirim geldiğinde yukarıdan aşağıya bildirim çekmecesi açıldı. Kimden geldiğini de bana ismiyle gösterdi. Bu şekilde saatinizin bildirim çekmecesini açabilirsiniz. Yukarıdan aşağı indirdiğiniz zaman bildirimler kategorize edilmiş olacak. içeriğini ise bu şekilde okuyabiliyorsunuz. Wear Fit Pro üzerinden rehber eşitlemesi yapmadığımız HV9 Ultra 2 modeline arama geldiğinde kişiyi ismiyle mi gösteriyor yoksa numarayla mı gösteriyor bunun testini yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi arama düştü. Direkt olarak bana kişinin numarasını gösterdi. Şimdi ise rehber eşitlemesi yaparak tekrar kontrol edeceğim. Bakalım kişiyi nasıl gösterecek. WearFit Pro üzerinden bizi arayacak kişinin rehber eşitlemesini yaptım. Şu anda ise gelen aramalarda nasıl gözüktüğünü test edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi arama düştüğü zaman numaranın üstünde kişinin adını göstermeye başladı. Ayrıca bu saatte de yine kıstırma yöntemiyle çağrı cevaplama işlemi bulunuyor. Saatinizi sessiz bir ortamda görüşme için kullanırsanız karşınızdaki kişiyle anlaşabilirsiniz. Ancak sesli bir ortama geçildiği zaman çağrı görüşmeleri de bir o kadar düşecektir. Buradan da çağrıyı direkt olarak telefona geri çekebilirsiniz. Ayrıca yine buradan tekrar saate aktarabilirsiniz. Saate aktardığınızda ise buradan mikrofona basarak saatin mikrofonun devre dışı bırakabiliyorsunuz. Görüşme bittiğinde ise kırmızı butona basarak çağrı görüşmesini sonlandırabilirsiniz. Arama ve mesaj bildirimleri bu şekildeydi. Şimdi bir de kısaca müzik uygulamasını test edelim. Telefon ile saat arasında watch bağlantısı yapılırken müzik uygulamasına giriş yapıp müziği başlattığınızda otomatik olarak ses saate aktarılır. Bu şekilde ses yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca yine bir sonraki şarkıya geçiş işlemi bulunuyor. Buradan sesi saatten telefona aktarabilirsiniz. Ancak saatten telefona aktardığınız zaman kesinlikle buradaki butonları kullanamıyorsunuz. Tekrar telefondan saate çektiğimde ise play butonuna basarak tekrardan müziği oynatabilirim. Bu şekilde bir performansı bulunuyor. Kesinlikle watch call bağlantısı olmadan müzik uygulamasını kullanamazsınız. <laughs> HW9 Ultra 2'nin mobil uygulama bağlantısı ve bildirim testleri bu şekildeydi. Şimdi ise menüsündeki uygulamalardan devam edelim. Saatin içerisinde sağlık uygulamaları bulunuyor ancak bu tarz saatlerde ben sağlık uygulamalarını kullanmıyorum size de önermiyorum. İçerisinde spor uygulamaları da bulunuyor uyku takibi yaptırabiliyorsunuz ancak WearFit Pro'ya giriş yapmanız gerekiyor. Buradan aktivite kayıtlarını da kontrol edebilirsiniz attığınız adımı yaktığınız kaloriyi ve kat ettiğiniz mesafeyi gösteriyor. Telefon uygulaması sayesinde son aramalara rehberinize ya da buradan direkt olarak numarik tuşlara erişebiliyorsunuz. Saatinizin Watch Call bağlantısını yaptığınız zaman telefonunuzdaki müziği saate aktararak müzik uygulamasını kontrol edebilirsiniz. WearFit Pro'ya bağlı kaldığı durumlarda hava durumunu buradan kontrol edebiliyorsunuz. Telefonunuzun sesli asistanını buradan devreye sokabilirsiniz. Gelen bildirimleri mesajlar uygulamasından kontrol edebilirsiniz. ChatGPT uygulaması bulunuyor. WearFit Pro mobil uygulaması ve watch call bağlantısı yapılırken ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. Ancak sormuş olduğunuz soruları İngilizce ya da Türkçe sorsanız bile Çince'ye çeviriyor şu anlık. Büyük ihtimal yazılımsal olarak böyle bir problem var. Araç uygulaması içerisine baktığımız zaman takvim uygulamasına erişebiliyorsunuz sayaç özelliğini kullanabilirsiniz. 4 işlemi rahatlıkla yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunuyor. Saatten kronometre tutabilirsiniz ya da direkt olarak saatten alarm kurabilirsiniz. Uzaktan fotoğraf çekmek için saatin deklanşör özelliğini kullanabilirsiniz. Bağlı olduğu telefonu buradan bulabilirsiniz. NFC özelliği bulunuyor. NFC özelliği kredi kartı tanımlayarak ödeme yapma işlemini desteklemiyor ülkemizde. Sadece NFC kartı gibi kullanabilirsiniz. Yani bir otomasyon oluşturduğunuz NFC özelliği ile destekleniyor. Bu saatin NFC özelliğini otomasyonu başlatmak için kullanabilirsiniz. Uyarı alarmı kısmından bu şekilde siren başlatabilirsiniz. Kartvizit kısmından ise mobil uygulama üzerinde hesabınızı bağladığınız QR kodlara erişebiliyorsunuz. Uygulama merkezi kısmından ise WearFit Pro'nun yan uygulamalarını görüntüleyebilirsiniz. Son olarak saatin içerisindeki ayarlara buradan göz atalım. Bildirim ayarları sayesinde gelen bildirimi okumadığınızda kırmızı nokta hatırlatmasını açabiliyorsunuz. Gelen bildirimin kimden geldiğini görmek istiyorsanız ancak içeriğini okumak istemiyorsanız yani gizli kalmasını istiyorsanız bildirim içeriğini gizle seçeneğini açabilirsiniz. Genel kısmına giriş yaptığınızda saat hakkında bilgilere buradan erişebiliyorsunuz. Dil ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Telefonu bağlamak için QR koduna buradan erişebilir ayrıca mobil uygulamayı da indirebilirsiniz. Burada yine fabrika ayarlarına geri dönüş yapabiliyorsunuz. Saati yeniden başlatabiliyorsunuz ya da direkt olarak saati kapatabiliyorsunuz. Rahatsız etmeyin modu bulunuyor. Açık kaldığı durumlarda telefonunuza bildirim gelse de saatinize düşmeyecektir. Burada görmüş olduğunuz gibi menü stillerinin tasarımını değiştirebiliyorsunuz. Ekran ve parlaklık kısmından devam ettiğimiz zaman ise parlaklık ayarını buradan yapabilirsiniz. Toplamda 5 farklı kademeden oluşuyor. Burada görmüş olduğunuz gibi bileğinizi çevirdiğinizde ekranın uyanmasını istiyorsanız bu ayarı açabilirsiniz. Ekranı kapat özelliğini açtığınız zaman ekranı bu şekilde kapatarak kapanmasını ayarlayabiliyorsunuz. Bunu bu şekilde kapattığınızda ise bu işlem çalışmayacaktır. Burada ise saatin always on display ekran ayarını açabiliyorsunuz. Ayrıca yine kadrandayken hareketsiz kaldığında ise kadranın hiç kapanmamasını ayarlayabilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman yine ekran kapanma süresini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sürekli açık ekranı yani always on display ekranını kadran kısmı için 20 dakika boyunca açık tutabilirsiniz. Ses ve titreşim bölümünden titreşim modunu açabilirsiniz. Medya sesini bu şekilde kapatabilirsiniz. Medya sesini kapattığınız zaman telefonunuzdaki ses saate aktarılmayacaktır. Devam ettiğimizde ise yine konuşma sesini buradan direkt olarak ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki ayar sayesinde cevap verdiğiniz çağrıda otomatik olarak buradaki ayara göre ses yüksekliği belirlenmiş oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi saati şifre koyabiliyorsunuz. Ayrıca yine pil kısmından saatin pil durumunu kontrol edebilirsiniz. Saati mobil uygulamaya bağlamadan da saat ve tarih ayarı yapmanıza olanak tanıyan ayarını buradan erişebilirsiniz. Masa saati dediği kısmından manyetik şarj kablosuna şarja taktığınızda pil ve saat göstergesini buradan aktif edebiliyorsunuz. Saat içerisinde dinamik ada özelliği bulunuyor. Bunu açıp kapatmak için buradaki dinamik ada özelliğini kullanabilirsiniz. İkinci ekran ayarı yani soldan sağ çektiğinizde hızlı menünün açılmasını mı istiyorsunuz yoksa uygulamaların çekmecesi olan ikinci ekranı mı açmak istiyorsunuz? Bunu belirleyebilirsiniz. Sağlık uyarıları bulunuyor. Buradaki sağlık uyarılarını açtığınız zaman sizlere saat başı uyarılar yapacaktır. Güç tasarruf modu bulunuyor. Açık kaldığı durumlarda direkt olarak saat ve pil göstergesini bu şekilde görebilirsiniz. Saat ve tarih göstergesi bulunuyor. Ayrıca adım sayar özelliği bulunuyor. Teker tuşuna basılı tutarak güç tasarruf modundan bu şekilde çıkabilirsiniz. Ayarlar kısmında ise jest kontrol özelliği bulunuyor. Bunu açtığınız zaman gelen aramaları kıstırma yöntemiyle cevaplayabiliyorsunuz. Bu şekilde QR kodlarını gördüğünüz zaman yan uygulamaları yüklemiş olmanız gerekiyor ve Watch Call bağlantısını Fit Pro bağlantısını yapmış olmanız gerekiyor. Bazı uygulamalar WearFit Pro'ya giriş yapmadan çalışmıyorlar. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz saatinizi. HW9 Ultra 2 modeli genel anlamda bu şekildeydi. Bilekte ise 49 mm'lik Apple Watch Ultra tasarımına sahip olan modellerden bir tanesi olarak güzel duruyor. Saat hakkında bütün bilgileri sizlere bu video içerisinde aktarmaya çalıştım. Aklınıza takılan her soruyu yorumlarda bana sorabilirsiniz. En çok gelen iki soruya da cevap vermek istiyorum. Bu tarz saatlerde direkt olarak suyun içerisine girmeyin. Saatinizi anlık olarak bozmasa bile ileriye yönelik büyük zararlar oluşturacaktır. Ayrıca saatlerin kullanım süreleri sizin kullanımınıza göre değişecektir. Bu saat için konuşuyorum. Ortalama kullanımda bir güne kadar çıkartacak bir bataryası var. Ancak aktif kullanımda bir günü zorlayacaktır. Yani 8 ila 10 saat arasında saatinizi kullanabilirsiniz. Bu tarz içerikleri seviyorsanız da kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.